çok severek belki de en güzel bağlantılarından bir tanesi Çeşme'ye bağlanacağız. Azra Haber Ajansı Çeşme muhabiri Sayın Serma Artar bizle beraber. Serma Hanım günaydın, iyi sabahlar. Günaydın Besim Bey, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Aslında dün size Çeşme sahilini göstererek bir yayın yapacaktım ama teknik aksaklıktan bugün evde yapmak zorunda kaldım. Bir dahaki sefere size Çeşme'yi göstererek olsun, biz biz havasını aldık sayalım. Ben de Mor Doğanlı biri olarak oralara da çok fazla hakimim. Bu arada sizden hafif de arkanıza yaslanmanızı rica edersem görüntü çok daha güzel olacak. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii ki. Gayet iyidir. Şimdi Çeşme'yi biz tabii yazın biliriz, özellikle Alaçatı'yı, yani bilinmeyen yerlerde vardır. Çok bilinmesin diye de söylemiyorum özellikle. Biliyoruz ama şimdi özellikle yılbaşı gelirken otellerin durumu nasıl? Oradaki tatilciler en azından kış tatilinin bir kısmını biraz daha sıcak bir havada geçirmek istiyorlar mı? Nedir Çeşme'de son durum? Evet Besim Bey, hava gayet güzel Çeşme'de bu hafta. Hafta sonu yılbaşında da özellikle 16-17 derece gayet güzel güneşli bir hava var. Hatta yabancı turistler denize bile ayaklarını sokup giriyorlar, öyle söyleyeyim. Dün özellikle göstermek istedim ama mümkün olmadı. Evet. Hava gayet güzel. Çeşitop Birliği Başkanı ile görüştüm dün. Başkan Yardımcısı Orhan Bey Belge ile buradaki otel, açık olan otellerin doluluk oranını %80'i geçtiğini, bu son işte hafta sonuna kadar birkaç gün içinde de daha dolu olacağını söylüyor. Çeşme şimdiden yılbaşını yaşıyor, hareketli, süslendi. Tamam. Çeşme Belediyesi'nde etkinlikleri başladı cumartesiden beri. Tamam. Ufak tefek konserler oluyor. Meydanda tekrardan bir sahne kurulup Pınar Aylin yer alacak. Çeşme yılbaşında da çok güzel. Peki yılbaşından sonra... Buyurunuz lütfen. Tabii ki. Pandemi süreci ve pandemi sonrasında Çeşme nüfusunun, kış nüfusu özellikle arttı. Hani yazın her ne kadar 1-1 milyonu bulsa da, 1-1,5 milyonları bulsa da kış nüfusu 48 bin oldu Çeşme'de. Yani gerçekten artık kışın da böyle tercih edilen bir yer oldu Çeşme. Hafta sonları öyle. Kalabalık yani. Artık eskisi kadar öyle sakin bir Çeşme yok. Peki şunu da sormak isterim. Şimdi malumunuz Türkiye'de bütün her şeyin fiyatı arttı. Tatilin de fiyatı tabii ki elbette çok arttı. Ve hani Çeşme dediğiniz zaman özellikle işte akla insanların ilk önce Alaçatı geliyor. Oradaki sahiller geliyor. Paralı sahiller geliyor. Bu sene şimdiden görüneni soruyorum elbette. Maliyetler çok daha fazla artacak ve Çeşme'ye de artık sadece uzaktan haritadan bakacak duruma mı geleceğiz? Şimdi şunu söyleyeyim Besim Buyurun. Bey. Özellikle Çeşme'de yaşayanlar, buradan para kazanıp ekmek yiyen insanlar şu Çeşme pahalı algısından hoşlanmıyorlar. Onu söyleyeyim. Genel bir tatil yerlerindeki artıştan bahsediyorum aslında. Sadece Çeşme üzerinde değil, bu Antalya için de geçerli. Tabii ki. Çeşme aslında insanların hem çok paralar harcayıp tatil yapabileceği bir yerde olduğu gibi aynı zamanda bütçelerine göre yer bulabileceği, halk plajlarıyla da tatil yapabileceği bir yer aslında. Hani o Çeşme pahalıdır algısını biz biraz kırmak istiyoruz Çeşmeliler olarak. Tabii ki Türkiye ekonomisine bağlı maliyetler artıyor ama bunun için esnaflar, otelciler ellerinden geleni yapıyorlar, hep birlikte oturup konuşaraktan ellerinden geleni yapıyorlar. Peki bu sene işte havalar da biraz böyle şu an sıcak gidiyor, yani kış biraz uzayabilir, yaz biraz geç gelebilir diye tahmin ediyorum. Tahminen mevsim, sezon ne zaman başlar Çeşme'de? Sezon genelde Alaçatı'da biliyorsunuz ünlü bir ot festivalimiz var. O ot festivaliyle birlikte hareketlilik başlıyor. Ama şunu söylemek isterim Besim Bey, bu sene sezon Ekim'in sonuna kadar, hatta Kasım'ın sonuna kadar havaların güzel gitmesinden dolayı ve doğulu turistler, yabancı turistlerin de biraz ilgi göstermesinden dolayı sezon güzel geçti Çeşme'de. Anladım. Yani Çeşmeli otel memnundu sezondan. Anladım. Buradan Ankara'dan, soğuk bir Ankara'dan, eksiden artı 17-18'e o zaman biz de sevgilerimizi gönderelim. Şimdiden de size mutlu, keyifli yıllar dileyelim. İyi yıllar, mutlu yıllar diliyorum. Çok teşekkürler. Atatürk'ün izinde mutlu bir yıl diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere, mutlu seneler.